bırak artık şu çocuğu ya. Göm gitsin. Ben Mehmet derdinde falan değilim. Şu tuvaletteki gerzek kız vardı ya. Bir tane çakamadık suratının ortasına. İçimde kaldı. Ya kızlar şey değilim. Bir tane kız üçünüzü birden mi dövdü ya? Ben orada olsaydım gösterirdim ona da ya. Mehmet nerede gerçekten ya? Son kez tekrarlıyorum. Liseli Mehmetlerle takılmıyorum. Kim almamı istiyorsa ne olurum güzelim. Sıkıntı yok. Şu an varlığın sıkıntı. Bas git. Demek atarlıyız ha? Kırarım o elini. Kır. Kır yine. Kırma demiyorum da. Bir tane bakayım önce. Ha? Ulaşma dedik. Çiğdem, bu o kız değil mi? O. Arkasındaki Mehmet mi yoksa? Evet, bak, Mehmet. Ben seni hiç kez ısmarlamadan yine mi sen? Ne işin var kızım senin Mehmet'le? Uğraşamayacağım. Ben uğraşırım. Hala gelmedi. Ben en iyisi gidip hazırlanayım karakola gideyim. Gül Ayşe Sultan. İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyi ki geldin oğlum. Ne oldu? Torunum geldi ya. O okula kayıt yaptırmaya gitti. Bu saat oldu hala dönmedi. Tamam telaşlanma gelir birazdan ya. Beni karakola götür ne olur. Karakola. İçeriden çantamı alayım ondan sonra gidelim ha. İyi geceler. Neredeydin bu saate kadar? Nereden geliyorsun? Bu kıyafetle. Asıl sen niye sokaktasın? Nereye gidiyorsun ya bu saatte? Hay nereye olacak? Karakola seni aramaya. Her akşam böyle olmasın bak yorulursun. Daha ilk günden öğretmeninin karşısında yaptığına bak. Ayıp ya. Bu ne ki? Siz bir de ona hırsızlık yaparken görseydiniz keşke. Ne? Hırsızlık mı dedin? Ne diyorsun oğlum sen? Ama merak etmeyin hiçbir şey olmadı. Herkes de çalmadığına inandırdı zaten. Hayır. Yapmaz benim torunum öyle bir şey. Ne biçim öğretmensin sen? Bir de iftira atıyorsun. Hayır o benim torunum. Benim torunum. Asla yapmaz böyle bir şey. Bakın. Çocuklarınızın hatasını inkar ederseniz bu gerçekten onların zararı. Hala inkar ediyor diyor ya. Yapmaz benim kızım böyle şey. Ha, anlaşıldı. Kötü huyların var senin. Sen niye bekar kaldın şimdiye kadar anladım. Sen bu kafayla 60 sene bekar kalırsın. Konuyu... Nasıl benim evliliğime getirdiniz şimdi bana? Ben konuyu istediğim yere getiririm. Sana ne? Gel kız içeri sen. Hadi. Bittiyle
laflara bak. Ya tövbe tövbe. Kim ya bu adam? Kiracı işte. Asıl sen neredeydin bu saate kadar? Etrafta takıldım biraz. Bu kıyafet ne? Ha? Hani nerede senin forman? Almadım. Almayacağım. Okula falan da gitmeyeceğim. Allah Allah. Yok be. Okumayıp da ne yapacaksın? Senin gibi otelin tuvaletlerini temizlerim işte. Kolay sanıyorsun ha? O zaman ben de kendimi satarım. Ne yapayım? Edepsiz. Seni buraya bunun için mi getirttim? Bırak palavrayı. Oğlum kapının önüne koydu diye mecbur kaldın. Bir alt bildiğin yok. Seni ben istedim yanıma. Anlıyor musun? Ben. Hayatın kurtulsun. Ziyan olma diye. Yalan söylüyorsun. Borcu mu var sana? Hı? Annen o iki paralık oğlum için senin hayatını mahvetti. Ona benzeme diye uğraşıyorum. Annem hakkında doğru konuş. Ne anneni, ne babanı Ruzi mahşere kadar affetmeyeceğim. Sana yaptıkları için. Ama ben de hayatımın içine ezeceğim diyorsan buyur et. Tamam ama sen de karışmayacaksın bana, duydun mu? Sen de karışmayacaksın, kimse karışmayacak, yeter be. Yavaş olsana. Ben niye yavaş olacağım? Koşa koşa gelen sensin. Uğraşamayacağım ya. Gerçekten çok garip bir karaktersin, biliyor musun? En azından bir karakterim var. Senin gibi 60 yaşındaki bir kadının gözünün içine bakarak torununu ***'miyorum. Olmadığım bir şey söylemedim ki onu. Ya sen karışma ya. Ben senin öğrencin falan değilim. Çekil şuradan. Hop. O bir kere olur. Oo, öğretmen bey savunma da biliyormuş. Ne biçim bir kızsın sen böyle? O biçim işte. Beğenmiyorsan küçük oğlunu almazsın amca. Amca. Amca dedin içim acıdı. Ufak numaralar bunlar. Ya evlat olsan sevilmezsin ha. Anneni acıdım şimdi. Senin benim anneme acımana gerek yok. Çünkü o asla üzülemeyeceği bir yerde. Cahil olma diye vurdum sana. Kendime doğduk hata. Seni niye daha önce yanıma almadım, kollamadım, kurtarmadım diye. Biri değilim ben. Sadece iyiliği bilmiyorum. Ama şimdi belki biri öğretir bana.